telefon bağlantımızı Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'la yapacağız. Bağımsız Türkiye Partisi siyasetin muhafazakar sağ orta kesiminde yer alan, hatta kendini merkezde konumlandıran partilerden bir tanesi. Evet, parlamento dışı bir muhalefet ama güçlü bir halk hareketini temsil ediyor aynı zamanda bölgesel olarak, bazı bölgelerde özellikle. Ekonomik doktrini ve ekonomik programı da son derece özel ve kendine özgü bir şey var. Bu ekonomik programını konuşacağız. Bir not olarak da bilmeyenler için söyleyelim. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ambleminde 16 yıldız vardır. 16 yıldız bir de nerede var? Cumhurbaşkanı Forsun'da var diyorum ve Hüseyin Baş'a merhaba diyoruz. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum, iyi sabahlar. Çok teşekkürler bir mukabele. Şimdi enflasyonla başlayacağız. Sonra tabii başka şeyler de konuşacağız ama önce enflasyonu bir aradan çıkaralım. Biliyorsunuz dün açıklandı, işte %11'in üzerinde bir aylık enflasyon. Yani çift haneyi geçtik maalesef ve yıllık bazda da %48'in üzerinde bir tüketici enflasyonu var. Üretici enflasyonumuz %93'te. 3 basamaklı sayılara geçmesine ramak kalmış durumda. Bir kontrolsüz enflasyonla karşı karşıyayız. Türkiye neden enflasyonu kontrol edemiyor? Tabii sizin partinizin bir milli ekonomi politikası var. Bunu biliyoruz. O politika çerçevesinde açıklayacağınızı tahmin ediyorum ama önce bir sebepleri üzerine biraz fikirlerinizi almak istiyorum. Sonra da kendi programınızda enflasyonla mücadeleyi nasıl gerçekleştirmek istediğinizi dinlemek istiyorum. Buyurunuz. Evet, çok teşekkür ederim. Malum TÜFE dediğiniz gibi %48 olarak açıklandı. Üretici fiyat endeksi de, yani üreticinin maliyetleri üzerindeki enflasyon da %90'ların üzerinde. Şimdi Türkiye'de şöyle bir problem var diyebiliriz. Yani bugün malumunuz TÜFE, TÜİK'in açıkladığı rakamlar %48 olmasına karşın bugün bağımsız kuruluşların özellikle ENAG'ın açıkladığı enflasyon %110'lara dayanmış vaziyette. Evet. Yani burada da bir karmaşa söz konusu esasında, veya bizim de bir vatandaş tüketici olarak markette veya sokakta yaşadığımız enflasyona baktığımız zaman yine %100'lerde bir enflasyon yaşadığımızı görüyoruz. Kiralar, evet. Kontratlarımızda kontratları yenilediğimizde, markete çıktığımızda veya işte herhangi bir arabamıza yakıt aldığımızda aklımıza ne geliyorsa, yani tüketim ürünleriyle muhatap olduğumuzda inanılmaz fahiş fiyat artışlarının yaşandığını biz gözlemliyoruz. Evet. Dolayısıyla bugün Türkiye'de enflasyonu konuşurken iki yönlü bir tartışma açmak gerekiyor. Birincisi enflasyon, açıklanan enflasyonun gerçekliği önce tartışılıyor. Daha sonra gerçekliği kabul edilse dahi piyasaya etkileri konuşuluyor. Enflasyon nedir dersek, hani bunu çok konuşulan bir kavram ama toplumumuzun büyük bir kesiminin de esasında bilmediğini görüyoruz. Yani siyaset öyle bir noktaya gelmiş ki bugün sokakta veya işte hakim, evet, medyada diyelim veya yandaş, hani ana akım medya diyelim, evet, ana akım medyada, evet, enflasyon %90 oldu, büyük başarı diye lanse edilse belki de alkışlayacak insanların bile olduğunu biliyoruz. Yani. Aynen, evet. Algısal olarak ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Doğalgaz zammı yapılıyor, alkışlanıyor ya, mesela halay çekiyorlar işte, evet. Evet, evet, işte gazları, şeyleri, doğalgazları, kombileri açın vesaire, evet, gibi. Evet. Ve dolayısıyla burada enflasyon aslında tanım olarak hemen böyle dinleyicilerin de çok rahat bir şekilde anlayacağı şekilde bir cümleyle şöyle anlatabiliriz. Enflasyon ekonomide tanımı fiyatlar genel seviyesindeki artış olarak. Evet. Yani benim bugün bir ürüne ulaşımım, bu bardak olabilir, kalem olabilir, bir kitap olabilir, bir masa olabilir veya bir doğalgaz faturası olabilir. Aklınıza ne geliyorsa bu ürünün ay veya yıl içerisindeki o belli bazda hangi süreç baz alınıyorsa oradaki artışı olarak değerlendiriliyor. Evet. Ve dolayısıyla aslında enflasyon, fiyatlar genel seviyesindeki artış demek benim bir başka tanım itibariyle şöyle yorumladığım bir şey. Bireyin alım gücündeki düşüş. Evet. Enflasyon bu anlama geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de aslında mücadele edilmesi gereken husus, siyasetin anlaması gereken husus ekonomik kavramlardan ziyade vatandaşın alım gücünü bir yerde tutabilmek olması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bugün Türkiye'de enflasyonun sebeplerine indiğimizde bu mücadeleyi daha rahat yapabileceğimizi görüyoruz. Türkiye'de her zaman enflasyonun başkaca sebeplere bağlandığını görüyoruz ama enflasyon aslında Türkiye'de maliyetlerden kaynaklanan, yani dövizlerden, borçlanma faizlerinden,
veya ürünlerin ulaşım maliyetlerinde, lojistik maliyetlerinde vesaire bu tip artışlarından kaynaklanan sebeplere dayanır. Evet. Yani bizim aslında hükümetler olarak, siyasi yönetimler olarak kontrol altında tutmamız gereken şey ürünlerin maliyetlerini bir noktada tutmaktır. Çünkü enflasyon normalde dünyada şöyle bilinir. Enflasyon artışlarında ekonomilerin büyüme kaybettiği görülür. Evet. Veya üreticilerin, ürün satıcılarının, ürün üreticilerinin veya piyasadaki monopol piyasalarda bile olsa sermaye sahiplerinin enflasyonlar yükseldiğinde daha zenginleştiğini görürüz. Evet. Ama Türkiye'de durum böyle seyretmiyor. Çünkü Türkiye'deki enflasyonun sebebi biz daha çok kar edelim diye fiyatları yükseltmiyoruz. Yani üreticiler adına konuşuyorum veya satıcılar adına. Biz piyasadaki maliyetleri yakalayabilelim diye enflasyon üretiriz. Türkiye'de böyle bir çıkmaz var. Evet. Ki bu bugün %48 olarak açıklanan enflasyonun da esasında sokağa çıktığımızda cebimize yansımasının aslında çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ekonominin en vahim tablolarından biridir enflasyonun yükselmesi. Ve Türkiye'de enflasyon ne yazık ki belki reel rakamlara indiğimizde hiper enflasyona doğru, yani %200'lerin olduğu enflasyona doğru hızla ilerlediğini görüyoruz. Tabii bunu ekonomi tarihi ve siyaset tarihi bilenler ve sizler çok daha iyi bilirsiniz ki evet. Bu 90'larda yaşanan o hiper enflasyon ortamında ülkenin ne kadar üretimde zorlandığını, vatandaşın ne kadar tüketim kabiliyetlerini ortaya koymakta zorlandığını biz yaşadık. Bugün de buna yakın vahim bir tabloyu yaşıyoruz diyebiliriz. Evet. Şimdi bu faiz sebep enflasyon sonuçtur tezi çerçevesinden baktığımızda neler söyleyebilirsiniz enflasyona dair? Şöyle söyleyebiliriz. Enflasyonun sebeplerinden biri faiz midir diye sorarsak enflasyona faiz sebep olabilir. Faiz enflasyonun sebeplerden biridir diyorsunuz, öyle mi? Tabii evet. Ki enflasyonun tamam. Sebebi değildir. Multifonksiyon, evet. Bir şey multifaktöriyel bir durumdur diyorsunuz, doğru, evet. Kesinlikle, ama sadece faizden kaynaklı bir enflasyon olduğunu düşünüyorsak bugün faizlerin düştüğü ortamda enflasyonun yine yükseldiğini gözlemliyoruz. Hatta işte biz dövizi yükselttik, faizleri düşürerek döviz yükseldi ama biz ihracata dayalı ekonomi yapacağız dedik. Önce bir Çin modeli dendi, ondan sonra Türkiye ekonomi modeli dendi. Bir şeyler söylendi falan ama günün sonunda biz Ocak ayında cari açığın da zirve yaptığını gördük. Evet, yani doğru. Biz tarihin en büyük aylık cari açıklarından birini verdik. 11 milyar dolar civarı bir cari açıkla karşı karşıya kaldık. İhracatımızın, ithalatımızın 10 milyar dolar altında olduğunu gördük. Dolayısıyla evet. Bu sürecin aslında anlatıldığı gibi olmadığını da biz vatandaş olarak yaşıyoruz. Bunun için özel bir bilgiye de ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bu tezler, bu söylemler bizi bugün sloganik anlamda tatmin etse de işin gerçeğine indiğimizde aslında bunların böyle işlemediğini, ekonomi biliminin bizim sözlerimizle, bizim duygusal motivasyonlarımızla yönetilmediğini, yönlendirilemediğini de gözlemliyoruz. O yüzden bu tip kendi inançsal motivasyonlarımıza sarılıp ekonomi yönetmeye kalkmak bizim için bir felaket olur. Neden olur? Bunu şöyle söyleyebiliriz. Şimdi ülkeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir Survivor oyunu gibi tabiri caizse. Nasıl söyleyebiliriz? Ayakta kalanlar, değil mi? Ayakta kalanlar devam etsin. Hem ayakta kalanlar hem de öte yandan şöyle bir vahim tablo var. Bu turu kaybettik, yeni tura bakacağız. Bu turu kaybettik, yeni tura bakacağız. Evet. Gibi bir mantık var ama işin esası şu. Sizin her yüklediğiniz enflasyon, sizin her yüklediğiniz yeni borçlanma veya sizin her yüklediğiniz döviz yükselişi aslında daha sonraki nesillerin, aslında daha sonraki yöneticilerin veya vatandaşların, sizin muhatap olduğunuz vatandaşların yeni bir sorunla karşılaşması demek. Yani tabii. Siz bugün enflasyonu %48'e çıkardınız. Resmi rakamların doğru olduğunu baz alsak bile siz enflasyonu %48'e çıkardığınızda bir dahaki ay bu enflasyon %1 olup biz rahatlamıyoruz. Yani yeni bir sayfa açmıyoruz. 48'in artık üzerine bir şey daha geliyor. Yani az evet, az da olsa geliyor. Evet. Yani kesinlikle 48'den devam ediyoruz. Bir de burada tabii. Şöyle bir aldatmaca var. Şimdi ÜFE %90'ın üzerinde. Evet. Dünyada hiçbir ekonomi yoktur ki üretici fiyat endeksi
tüfenin üzerinde olsun. Bu zaten mümkün bir şey değil mantıksal olarak. Yani bunun olması için çok basit bir mantık. Benim ürettiğim malı zararına satmam gerekiyor ki tüfe üfenin altında olsun. Hangi üretici bugün zararına iş yapar? Böyle bir mantık yok. Dolayısıyla üfe dediğimiz rakamın üzerinde bir enflasyon olduğunun da biz eminiz bu konuda. Yani %48 diye açıklanan rakamın da doğru olmadığı bir aşikar durum esasında. Evet. Peki çözüm ne? Yani nasıl çözülecek? Şimdi yani üretimi artırarak mı çözeceğiz? Yoksa fiyatları, ücretleri artırarak mı çözeceğiz? Her ikisi de tartışılan modeller arasında. Yani ücretleri artırarak da enflasyonla mücadele edilebilir deniyor. Bir de ücretlerin ve fiyatların belli bir süre çerçevesinde ya da belli bir süreye dahil olacak şekilde sabitlenmesi de keza yollardan biri. Ama o işte serbest piyasaya müdahale anlamına geliyor. İşte bu ortodoks politikalardan çıktık, heterodoks politikalar izliyoruz dedikleri aslında bu. Yani heterodoks politika izlenmek isteniyorsa yapılması gereken şu: 6 ay boyunca ücretleri sabitledik, fiyatları sabitledik ve kuru sabitledik derseniz bu heterodoks bir politika olur. 6 ay boyunca ekonominin kendine gelebilmesi için bir zaman kazanıyor. 6 ay olur, 1 sene olur, bilemeyiz. Yani o tamamen ekonominin yeniden kendine gelebilmesiyle ilgili bir süreçtir. Size göre nasıl olmalı, nasıl bir yöntem kullanılmalı ki enflasyonla iyi bir mücadele gerçekleştirmiş olalım? Şimdi şöyle Ali Bey, enflasyonla mücadele dünyada birçok ülkenin problemi. Bu bizim siyasetimizin de çok söylem olarak kullandığı, malzeme olarak kullandığı bir durum. Ama diğer ülkeler, diğer dünya ülkeleri bizim gibi enflasyonla mücadele etmiyor. Yani burada hem bizim yaptığımız gibi mücadele etmiyor, hem de bizdeki enflasyon gibi bir enflasyona sahip değil, o yüzden mücadele etmiyor. Yani Almanya'da enflasyon diyorsunuz %7 çıkıyor karşınıza. Evet. Amerika'da enflasyon diyorsunuz %5 çıkıyor karşınıza. Japonya'da enflasyon diyorsunuz %1 bile çıkmıyor karşınıza. Hatta üretmek için enflasyonu çok müthiş bir çaba içerisinde Japonya. Şimdi böyle bir ortamda biz %50, 60, 80 enflasyonlardan bahsediyoruz. Bakın biz şu anda seyir hali programındayız değil mi? Evet. Bu program ne? Bu program bu vakitte, bakın sabah saat 8.41 şu anda, sokaklarda, dışarıda, yani insanlar evini terk etmiş, milyonlarca insan işine gidiyor ve bizi dinliyor. Evet. Hepsine de bugün bereketli bir gün dileyelim. Evet. Bir yandan da. Şimdi bu ne demek? Türkiye'de çalışan insan diye bir problem yok. Türkiye'de herkes çalışıyor, Türkiye'de herkes üretiyor, Türkiye'de herkes üretkenle katkı sağlıyor. Doğru. Bizdeki problem insanların çalıştıklarının, emeklerinin karşılığını alamama problemi. Öyle bir problemimiz var bizim. Bu olmayınca ne oluyor? Hemen hani şu an görsel olarak anlatamıyorum belki. Sesle anlatıyoruz ama anlaşılacağını düşünüyorum. Örnek veriyorum. Benim elimde, ben bir portakal satıcısıyım. Evet. Benim elimde 10 tane portakal var. Ve bu portakalların tanesini faraza söylüyorum 5 liradan satacağım. Evet. Ben 10 tane portakalı 50 liraya çeviriyorum. Ve ben 50 lirayla günlük ihtiyaçlarımı, dükkanımı, masraflarını karşılayabiliyorum diye düşünelim. Peki. Siz bunu bir portakal satıcısı olarak da düşünebilirsiniz, bir holding yöneticisi olarak da, fark etmez. Burada ben 50 lirayı, yani 10 tane portakalı 5 liradan sattığım denklemi, piyasada bu 10 liradan bu portakalları, özür dilerim, 5 liradan bu portakalları alacak müşteri bulamadığımda ne yapıyorum? Diyorum ki ben bunun fiyatını düşürürsem, 10 tane portakalım mesela 4 liraya düşürürsem 40 liraya düşecek ve evet, ben 40 liralık parayla günlük rutin masraflarımı karşılayamayacağım. Evet. Nasıl bir yöntem izliyorum? Diyorum ki ben bu portakalları 8 liraya çıkarayım. Evet. 10 tanesini satamasam da 5 tanesini satarım ve ben yine günlük 40 lira masrafımı karşılayabilirim. Evet. Diyorum da ben aslında piyasada enflasyon üretiyorum. Yani oturduğum yerden enflasyon üretiyorum. Ne için? Günlük rutin masrafımı karşılamak için. Dolayısıyla bugün Türkiye'deki temel problem esasında tüketicinin tüketim kabiliyetinin düşmesi. Tabii. Mesela benim çok karşı olduğum bir kavram vardır. 2021'in dünyasında, 2022'nin dünyasında, 21. yüzyıl dünyasında tüketim çılgınlığı var diye bir kavram vardır. Evet. Ve ben bunu hep merak ederim. Bu çılgınlar kimler? Yani kimsenin öyle çılgınca tükettiği falan yok.
şöyle bir durum deseniz ben bunu kabullenirim. İnsanların tüketme isteğinde bir çılgınca bir artış var desek buna kabul ediyorum. Evet, evet, biz tüketmeyi çok çılgınca isteyen insanlarız ama tüketebilen insanlar değiliz biz. Bizim böyle bir problemimiz var. Ve tüketim çılgınlığı var adı altında. Esasında biz uyutuluyoruz diyebilirim. Dolayısıyla burada enflasyonla mücadelenin en temel yöntemlerinden biri, hatırlarsanız programın başında bir cümleyle başladım. Ne dedim? Enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki artıştır, doğru. Evet. Ama bir başka bakış açısıyla bireyin alım gücündeki düşüştür. Dolayısıyla ben enflasyonla mücadeleyi şöyle nitelendiriyorum. Biz fiyatların, ürünlerin fiyatlarını aşağı çekemeyeceğimize göre o zaman ben şunu yapabilirim. Bireyin alım gücünü yükseltebilirim. Yani benim evet, ekonomik bakış açımda şöyle bir durum var. Ben enflasyonla mücadele etmek istiyorsam bireyin alım gücünü yükselterek fiyatların yükselişindeki bireyin cebinin yanmasını, canının yanmasını önüne geçebilirim. Dolayısıyla bu aslında enflasyonla mücadele tek bir yöntemle olacak diye bir durum da mümkün değil, söz konusu değil. Bu bir reformist hareket. Evet. Bir bakış açısıyla yaklaşımla hareket etmemiz gerekiyor. Öncelikle vatandaşımızın, çalışanımızın, esnafımızın, işçimizin, bugün doktorumuzun veya işte farkındaysanız hani sosyal medyada çokça gündemde kuryeler, ciddi anlamda hani bu online pazarların lojistik faaliyetlerini diyelim, hani sadece kurye olarak adlandırmayalım bunu, lojistik faaliyetlerini üstlenmiş tedarik zincirinde çok ciddi anlamda bir şey dalgası var. İşçilerin grev dalgası var. Evet. Fiyatların artış talebi dalgası var. Şimdi biz burada bütün çalışan kesimimizin gelir düzeyini arttırarak aslında bir mücadele yapmamız lazım. Türkiye'deki temel esas problem bu. Mesela ben şunu da çok söylerim. Pahalılık var deniyor. Evet. Hayır kardeşim, pahalılık yok. Bizim paramız yok. Bu başka kavram. Evet, paramız yani olsa bir, doğru. Evet, Avrupa'dan mesela bir Almancı geliyor. Hani Almancı deriz ya, ya da Korveççi evet, geliyor. Türkiye, o ne kadar ucuz. Bulgaristan'dan, Edirne'den bir giriş yapıyor Bulgar. Ya çok ucuz, her şeyi yağmalayalım mantığıyla. Neden? Çünkü parası var. Ona pahalılık diye bir şey yok. Ama bize sıra gelince bize pahalı. Çünkü bizim paramız yok. Öncelikle bizim para sahibi olmamız lazım. Şimdi enflasyon nasıl bir şey? Hani günün konusu diye hep enflasyon etrafında geziyorum. Evet. Enflasyon şöyle bir şey. Birileri kaybediyor enflasyonla ama birileri de kazanıyor. Yani enflasyon böyle bir şey. Tabii. Birileri kaybederken toplumun bir kesiminin de kazandığı bir durum. Gelir transferi yapılıyor yani. Haksız bir gelir transferi ortaya çıkıyor. Kesinlikle evet, aynen söylediğiniz tanım. Yani müthiş bir tanım. Gelir transferi yapılıyor. Bu gelir transferini o zaman adil bir biçimde paylaştırmak zorundayız. Bu da hükümetlerin işi. Yani öyle şeyle dükkanlara, marketlere baskın yaparak siz enflasyonla mücadele edeceğinizi düşünüyorsanız bu çok yanlış ve gereksiz bir mantık. Sonra mesela hatırlarsınız 2,5 milyar lira 5 tane markete ceza kesilmişti. Evet. Ben o zaman dedim ki ya kardeşim 2,5 milyar lira siz bunlara ceza kesiyorsunuz. Tamam. Peki bu cezayı kesme sebebiniz ne? Bunlar fahiş fiyata ürün sattı. Evet. Peki bu fahiş fiyata satılan ürünü kim satın aldı? Vatandaş. Yani zararı gören kim? Vatandaş. Siz gördünüz, ben gördüm. E peki dedim, neden 2,5 milyar lirayı vatandaşa dağıtmıyorsunuz? Niye devlete ödeniyor bu para? Para benim cebimden çıktı, ben zarara evet, uğradım. Evet. Şimdi bu bir paradoks. Bu paradoksun daha ötesinde bir paradoks şu. Sen 2,5 milyar lirayı bu marketlerden tahsil ettin. E bu markette tamam benim canım yandı bıraktım demeyecek. Ne yapacak? Maliyetini. Ben bu 2,5 yani milyar lirayı çıkarmam lazım diyecek. Tabii. Kimden çıkaracak? Vergi kaçıramaz. Tedarikçisini zorlayamaz. E yine sizden benden çıkaracak. Satıcı. Yine fiyatlara yansıtacak. Tabii. Fiyatlara yansıtacak. Dolayısıyla bugün devlet kendiliğinden bir enflasyon üretiyor. Yani hükümet kendi politikaları sebebiyle enflasyon üretiyor. Bunun yanında nasıl? Enflasyon en ağır, en nasıl söyleyelim, acımasız vergi biçimidir diyebilirim. Evet. Vatandaşın sırtına yüklenmiş en acımasız vergi yöntemi. Dolayısıyla bizim buralarda bir mücadele yapmamız lazım. Türkiye'deki enflasyonun sebebi, emin olun, insanların az çalışması ve insanların daha çok kazanmak için heveslenmesi, şusu busu değil, maliyetlerdir. Devletin vergileridir. Bugün o kadar
vatandaşın ve üreticinin, esnafın sırtında... Dolaylı vergi cenneti haline geldik. Yani o kadar... İnanılmaz bir vergi var. Yani tabii. Şimdi ben daha önce bir programa katıldığımda çok kıymetli bir bilim insanı ve eski siyasetçilerden biri şöyle bir anekdottan bahsetmişti. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig, yani evet, o meşhur yöneticilere bilgi veren o büyük kitabında, ki bizim edebi eserlerimizin de en temel eserlerden biri olarak anılır. Tabii. Orada işte yöneticiye tavsiyeler, yöneticiyle vatandaş arasındaki konuşmalardan bir tane madde olarak şunu söylüyor: vergini vereceksin. O da, tabii, diyor ki vergimi vereceğim ama sen de adil olacaksın. Vatandaş da karşılığını veriyor. Evet. Dediğim için Sayın Bakanım, burada bahsedilen vergi emin olun ÖTV değil. Yani burada bahsedilen vergi emin olun bugünkü fahiş fiyatlardaki gelir vergileri değil. Yani bu dolaylı vergiler bizim vatandaşımızın ve esnafımızın sırtında öyle bir yük ki bunlar devlete de bir fayda sağlamıyor. Hükümetin de bir karına değil bunlar. Çünkü bu vergileri topluyorsunuz, bunlar enflasyon oluşturuyor. Oluşan enflasyon dövize yansıyor. Dövizdeki artış sizin bütçenizde planladığınız bugünkü 100 milyarı parayı tahsil ettiğinizde 50 milyar düşürüyor. Evet. Dolayısıyla bunun bir karı da yok size. Hükümet olarak da karı yok. O yüzden biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak hani topyekun bir ekonomik modeli, bakış açısını burada tabii ki anlatmak isteriz ama buna zaman bu kadar kısa sürede yetmez. Şunu söylemek isterim. Evet. Başka bir bakış açısı koymak lazım. Yani ne diyoruz mesela? Fiyatları aşağı çekerek veya fiyatları durdurarak enflasyonla mücadele cebimizde koyalım, dursun, tamam, inkar ettiğimiz bir yöntem değil ama yanında alım gücünü yükseltelim, vatandaşa para verelim. Yani evet, siz bugün faize nas diyerek, faize işte bu konuda hüküm var diyerek karşı çıkıyorsunuz. Ortadaki faiz de dünyada birçok ülkede olmayan faiz, %14 faiz var. Mesela ben şöyle bir şey söyledim ve bu lafımın arkasındayım. Devlet bankalarımızdan, hani örnek verelim, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank mesela, bu bankalardan vatandaşa faizsiz krediler verelim o zaman. Hani faizde ayet varsa, nas varsa, evet, niye vermiyorsunuz? Vatandaşı desteklemek, üreticiyi desteklemek, esnafı desteklemek, tüketiciyi desteklemek ve bunları faiz sarmalından kurtararak desteklemek. Bu nas meselesine biraz değinebilir misiniz? Çünkü yani ortada hani elbette yani bir inanış olarak tamam nas diye kabul ediyorsa ama ortada bir faiz var ve çok sayıda faiz var. Yani politika faizimiz var, fonlama faizi var, haftalık faiz var, şu var bu. Yani faiz sisteminin ortasında sadece düşürülmek istenen bir faiz var. Bütün hikaye bu. Oysa eğer faizi tamamen topyekun reddediyorsanız, eğer nas size bunu emrediyorsa, o zaman faizsiz bir sistem kurarsınız ve bütün şeyi sisteminizde ona göre organize edersiniz. Ama ortada bir faiz varken NAS'tan söz etmek bence biraz böyle tribüne oynamak gibi geliyor. Kesinlikle ben de bu konuda bir samimiyet gözlemlemiyorum. Zaten daha önce de söyledim, tekrar edeyim. Faiz konusunda NAS var, ayet var. Tamam, peki ben oğluma krediyle faize gemici kaldım diyen ben değilim. Evet. Yani madem faiz var, şimdi buradaki ayet var, nas var kavramı da şöyle bir kavram Ali Bey. Ben kişisel hayatımda, ticari hayatımda faizle iş yapmayabilirim. Bu benim, evet, özgürlük alanım. Tabii. Seni de ilgilendirmez. Ama kamusal alanda? Kamusal alanda bunu böyle kalkıp da faizsiz bir sistem kurarsınız, buna okeyim bakın. Ben de aynen söylediğinize katılıyorum. Ama böyle bir sistematiğin içerisinde ben faizde ayet var, nas var, ben bunu kaldırıyorum deyip ondan sonra %14'te faiz bırakıyorsanız, bu da samimiyetten uzak bir tavır. Evet. Sonra faizde nas vardı da siz bugün Türkiye'nin en büyük medya şirketinin, medya grubunun 750 milyon dolara Demirören grubuna kredilendiren, devlet tarafından faizli kredilendiren ben değilim ki. Evet. Bunu hükümet yaptı. Ve bunun yanı sıra hani faiz haram, tamam, kabul ettik. 750 milyon dolar bu para kimin parası? Vatandaşın parası. Vatandaşın parasını hunharca iç etmek helal mi? Evet. Para geri bile ödenmedi. Yani evet, burada bir tezat var. Bu tezattan kurtulmamız lazım. Bir başka şey var. Siz Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir soru sordunuz hatırladığım kadarıyla.
Dediniz ki bu kur korumalı mevduat caiz midir diye. Ne oldu? Size yanıt vermedi galiba bildiğim kadarıyla, değil mi Diyanet? En son yanıt geldi. 32 gün sonra yanıt geldi. Ne dediler? Ne dediler? Dedim ki hatta ben 3 gün istihareye yatsalar cevap verirlerdi. Yani 32 gün. Evet, aynen. Ayet mi beklediler? Ne oldu? Cevap olarak şu geldi. Bu soru suistimale açıktır. İstismara açıktır. Biz cevap vermiyoruz dediler. Yani soruya cevap verilmediğinin cevabı geldi. Ben de şöyle bir cevap verdim. Dedim ki teşekkür ederim. Bu ülkede dini istismar eden gruplar olabilir ama o kesinlikle ben değilim. Benim dini istismar etmek gibi bir derdim yok. Sadece bir soru sordum. Vatandaşımızın da çokça sorduğu bir soru. Dolayısıyla burada benim dikkat çekmek istediğim husus, ben burada bir metaforu kullandım. Evet. Buradaki husus şuydu. Ya siz vatandaşımızı din, diyanet, şu bu adı altında kandırıyorsunuz, uyutuyorsunuz, manipüle ediyorsunuz. Buna gerek yok ki. Yani bizim ülkemizde dindar vatandaşımız var. Mutlaka rahatlıkla dinini yaşayabiliyorlar zaten. Burada bir problemimiz yok ki. Siz bir daha niye ekstra faizi ben kaldırıyorum, haram var diyerek dini kaldırmaya çalışıyorsunuz? Sonra kur korumalı mevduat sistemi. Senin helal dediğin sistem, benim geleceğimin cebimdeki parayı çalma sistemi. İpotek altına alıyor tabii. İpotek altına alıyorsunuz. Şimdi bunu bakın, hukuki açıdan değerlendirirseniz suçtur. Yani bunu başkası yapsa suç dersiniz. Bunu dini açıdan değerlendirirseniz dinde de yasaktır. Çocuklarınızı borçlandırarak bilinçli bir şekilde, hani böyle bir hüküm var demiyorum ama evet, bu dini bakış açısıyla bir mantıkla baksanız insanın kafasına yatmıyor ve insan buna der ki bu yasak olması gerekiyor. Buna insani baksanız yine yasaktır. Ekonomik bakın, bugün yalancı bir bahar, yarın hepimiz borç altındayız. Dolayısıyla senin faizi haram haram diyerek getirip ortaya koyduğun sistem benim kalbime bir hançer gibi bir sistem. Dolayısıyla burada vatandaşımızın esasında şunu çok iyi kavraması gerekiyor. Bize düşen, biz o veya bu manipülasyonlarla yönetilen bir ekonominin altında ezilmeyeceğiz. Bizim Türkiye'de bu ülke coğrafyasında gerçekliklerle örtüşen, dünyada gerçekten yarışan ve lider ülke olmaya çalışan bir modele, anlayışa ihtiyacımız var. Biz bu modele sahibiz. Evet. Benim bahsettiğim ekonomik model bir gün umarım böyle geniş geniş konuşuruz. Umarım. Şuna benzetebiliriz bunu. Peki son 3 buyurun tamamlayın. Bir son soru soracağım. Tamam, hemen tamamlayayım. Atatürk savaştan çıkmış bir cumhuriyet kuruyor ve ortada hiçbir şey yok. Bu cumhuriyet nasıl ayağa kalktıysa, her yerde fabrikalar kuruldu, bütün vatandaşlara destekler verildi, tematik ve bölgesel bankalarla faizsiz krediler dağıtıldı. Bunların hepsini Atatürk yaptı. Bugün aynısını yaparak bu ülkeyi çok büyük ve çok hızlı noktada, çok hızlı şekilde yüksek noktalara getirebiliriz diyorum. Evet. Şimdi bu faiz meselesinin bir takıntı olduğunu düşünüyorum ben. Yani günün sonunda ya da tartışmanın sonunda. Zira eğer faizsiz sistem realite olarak hayatımızda yer almış olsaydı, Türkiye biliyorsunuz 1987 yılından beri işte İslami sistem ya da İslami bankacılık diye bir sistem uyguluyor, Turgut Özal'la başlayan. O dönemden bu yana, bakın 87'den bugüne 35 yıl geçmiş neredeyse. 35 yıl içinde faizsiz sistemle çalışan bankacılık sisteminin payı tüm bankacılık sistemi içinde %5'in biraz üzerine çıkabildi. Yani 35 yılda %5'in biraz üzerine çıkmış bir katılım bankacılığı var. Demek ki olmuyor. O zaman şimdi olmayan bir şeyi böyle hani çok zorlayarak onu bir figür olarak, bir nasıl söyleyelim, bir peyzajda renkli bir değişik bir ton olarak kullanabilirsiniz. Orada da bir faizsiz sistem bankacılığımız var. İsteyen oraya gidebilir dersiniz ama bunu böyle nas falan gibi şeylerle savunduğunuz zaman bambaşka bir noktaya doğru geliyor. Bilmiyorum, burada böyle bir faiz üzerinde oynanan bir demagoji söz konusu diye düşünüyorum. Son 2,5-3 dakikamız, buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Çok doğru söylüyorsunuz. Burada tabii şu da var. Yani ben bu tabii finans sistemi, bu ekonomik sistem değil. Ekonomiyle ilgili bir tabii kavram değil. Finansal bir durum ve bu finansal durumda İslami bankacılık dediğimizin katılım payı oranları normal faizden daha yüksek. Yani orada da manipülasyon var. İslam deyip, din deyip, İslami bankacılık deyip insanların daha çok para emen bir sistem var orada da, işin gerçeği. Doğru. Hani ben o finansal sistemi eleştirmek durumunda değilim. Özel bir girişim işte sonuçta. Ama
Bu dediğiniz gibi kesinlikle dünyanın ve piyasanın gerçekliklerinden koparak bir anlayış ortaya koymanın bir mantığı yok. Dünyanın gerçekliklerini, dünyanın gittiği noktaya bakarak bugün Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın uyguladığı, Avrupa'nın uyguladığı mantığa, mantaliteye, dönüştüğü mantaliteye bakarak buradan bir çıkış yolu bulmamız mümkündür. Hatta milli ekonomi modelini de bütün izleyicilere ricam ve tavsiyemdir. Bugün Rusya'da, Çin'de bir bölümüyle Avrupa'da, Amerika'da uygulandığını görecekler. Bu araştırmaları, milli ekonomi modeli araştırmalarını yaparlarsa bizim parti politikamızda çok daha iyi anlarlar. Peki. Dünyanın gerçekliklerine ne kadar bağlı ve çağın gerekliliklerine ne kadar cevap veren bir ekonomi politikamız olduğunda çok daha iyi görürlerdi. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ olun. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başlı'yla konuştuk. Enflasyon bağlamında konuştuk ve faizsiz sisteme kadar geldik. Daha doğrusu finansal sistemdeki durumları da değerlendirme şansımız oldu yaklaşık yarım saat boyunca.